Özetle önce fiyatları arttırmayacak ekonomi politikalarını kullanmak gerekiyor diyor TÜSİAD Başkanı. Evet, gidiyorsunuz denetime fiyatlara, marketlere. Yok KDV'yi düşürmüş mü? %8'den %1'e indirdiler ya. O arada gelen zamlar o %7'yi çoktan aldı götürdü zaten. Yok KDV'yi indirmişler mi? Yok fahiş fiyat mı koyuyorlar? Yahu daha %127 zamla ilişkin bir şey yapamadınız. Toplandınız bir de özel özel, olağanüstü. Sonuç sıfır. Oradaki 2 liralık fark inse iyi olur tabii ama zaten oralara kadar niye çıktı bu fiyatlar? Önce onu sorgulamak lazım. Niye çıktı? Çünkü ekonomiyi yönetemediniz. O nedenle çıktı. Geldiğimiz noktada biz artık şu hali aldık. Gidiyoruz markete. Aa, bunun fiyatı şu anda bu kadarmış. Gelecek ay kesin %50 artar. Hemen alalım modundayız. E zaten cepte para yok. Bunu düşünsek bile alamıyoruz çoğunlukla. Doyamıyoruz, ısınamıyoruz, giyemiyoruz, içemiyoruz, yakamıyoruz elektrikleri, sinemaya gitmek falan hayal zaten, öyle bir şey yok. Sağlık ayrı, stres, korona başlı başına bir mesele. Oralara sonra gelelim. Yani her geçen gün maliyetler artıyor. Bizim de her geçen gün alım gücümüz yine yanlış ekonomi politikaları nedeniyle iktidarın düştüğü için yaşamak her an daha zor oluyor. Her şey pahalı. Her şey pahalı. Evdeki hesap çarşıya uymuyor. Aylık almaya geliyorsun. Para ne kadar elde kalmıyor. Gıda ürünlerindeki yüksek enflasyon yurttaşın alım gücünü hızla eritiyor. Kasaptan manava, tüm kalemlerdeki zamlı fiyatlar mutfak masraflarını iyiden iyiye katlıyor. Çok yüksek, yarıdan fazlası yüksek. Yani eti biz 60-70 lira alıyorduk, şimdi 120 lira, 130 lira et alıyoruz. Alamıyoruz ki, eti alamıyor. Yani ayda bir sefer ya alırım ya almam. Vatandaşın mevcut maaşıyla gıda harcamalarına geçen aya göre günlük 100 lira ayırması gerekiyor. Ancak mutfakta sadece bir kalemin kilosunun en az 96 lira olduğu düşünüldüğünde masraf katlanıyor. Örneğin kırmızı et fiyatları. KDV'yi indirmemize rağmen yine de yani zorluklar yaşıyoruz. Vatandaş mesela geliyor, iki halka sucuk alacağına yarım halkaya düşürdük. Şeyleri bile küçülttük yani. Yoksa yani hep böyle büyük veriyorduk. Şimdi hep yarıma düşürdük. Geliyor mesela müşteri 25 liralık kıyma istiyor. Yani çok zor durum. Durum gerçekten de zor. Nitekim sadece kırmızı ete son 3 ayda %50 zam geldi. Aralık ayından bu yana 65 liradan satılan 1 kilo kıyma Ocak ayında 70, Şubat ayında ise 96 liraya yükseldi. Vatandaş sadece tek bir durakta cebinden 40 lira daha fazla para ödüyor. Bunun üzerine bir de peynir ekleniyor. Yani 5 liralık peynir alıyor ya. Eskiden 1 kilo, 2 kilo peynir alan insanlar veya çeşit yapan insanlar, işte yarım kilo ondan, yarım kilo ondan diyen insanlar şimdi 5 liralık zeytin alıyor, 2 tane yumurta alıyor. Birleşik Kamu İş Verilerine göre süt ve süt ürünleri Ocak ayında %73,2'ye yükseldi. Aralık ayında ise 1 kilo ezine peynir 49 lira 90 kuruştan satılıyordu. Bugün şarküteri sahibi Ertuğrul civelek peyniri 50 liradan alıp 60 liraya satıyor. Bu yüzden artık alışverişler ya gramla ya da taneyle. Ne aldınız şimdi? Bu ne kadar götürecek sizi? Vallahi 2-3 gün böyle böyle kullanacağız. Yemek yapacağım. Biri şu 20 lira, şu 19 lira. Önce buraya geldim baktım, sonra oraya gittim baktım. Fiyat araştırması yaptım. Ve yani artık bunu kaça bölüp kaç yemekte kullanacağımı da deneyeceğim. Bakacağım tadımlık. Mesela müşteri geliyor, diyor ki bu kaç para ediyor, fiyatlar düştü. Ama düştüğü de bir şey yok yani. Yani senin bildiğin herkes kendi kendine zamını koyuyor. Meyve fiyatları %96,9, sebze fiyatları ise %167,4 oranında artış gösterdi. Haliyle zamlı fiyatlar manavda bile yurttaşı veresiye yazdırmaya zorladı. Maaşını alıyor, ay başını bekleyene kadar bizde alıyor, bizde yok diyemiyoruz yani. Ne kadar da bir veresiye yazdırıyorlar? Günlük mesela buraya 10 kişi rahat geliyor. Hepsi yani, veresiye? Yani 150 kişiden 10 kişisi alıyor. Burada asıl olanlar da veresiye mi? Bunlar hepsi veresiye. Bak şunlar yazıyor yani, güvendiğimiz için bu kağıtlara yazıyoruz. Onlara bile güveniyoruz yani, yüz şeylerine karşı kaydetmiyoruz bile fazla. Ne kadar borçları aşağı yukarı? Ya birisi mesela 150, 200, öbürü 100, mesela 300 biriken var. 3'ün 5'in hesabı yapılırken ocakta pişecek yemek bulmak bile zorlaşıyor günden güne. Çünkü bakliyat fiyatları da diğer tüm gıda ürünleri gibi cep yakıyor. Enflasyondaki yükseliş bakliyat fiyatlarında %52,2 seviyesine çıkardı. Ocak ayı itibarıyla gıda ürünleri fiyat artışı yıllık %75,94'e yükseldi. Yani tarımsal ürünlerde girdi maliyetlerinin artması ve kura bağlı fiyat artışları mutfak masraflarını her ay daha da arttırıyor ama sepetten ürünler eksiliyor.
Yaklaşık bir yıl baz aldığınızda herhalde %80, %150 arasında yükselen ürünler var. Vatandaş cebindeki kalan paraya göre alacağını belirliyor artık, ihtiyacına göre değil yani.